İki yazardan bahsedip Fecrati döneminin diğer gelişmeleriyle devam edelim. Tahsin Nihat 1887-1919 yılları arasında yaşamıştır. Yazar ve çevirmen Mina Urgan'ın babasıymış. Adalar şairi olarak anılır ve Fecrati çizgisindeki şiirlerinde Ahmet Haşim etkisi görülür. Topluluk içinde şiirlerini ilk kitaplaştıran odur. Tiyatro türünde de eserler vermiştir. Şahabettin Süleyman ile birlikte yazdığı Kösem Sultan piyesiyle dikkat çekmiştir. Eserleri şunlardır. Şiirleri Ruhu Bikayt, tiyatro eserleri Kösem Sultan, Jön Türk, Aşkımız, Hicranlar, Bir Mücadele Hissiye. Adaptasyonları yani batıdan göreneklerimize göre, geleneklerimize göre uyarladığı eserler. Rahibe, Bursalı Hale, Bir Çiçek, Bir Böcek. Diğer bir yazar Emin Bülent Sardaroğlu, 1886-1942. Galatasaray'ın kurucularından ve takım kaptanıdır. Şiirlerinde sosyal konulara da yer vermiştir. Balkan Savaşı sırasında Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu şiirine karşı yazdığı Kin şiiriyle çok sevilmiştir. Atatürk de seviyor bu şiiri. Ahmet Haşim'den sonra topluluğun en başarılı şairidir. Sanatlı bir üslup, lirik ve destani temalar kullanmıştır. Fecrati döneminin diğer gelişmeleri şunlardır. Bu dönemde roman ve hikaye şiirin gölgesinde kalmıştır. Yani kendisinden önceki dönem olan Servet Fünun dönemine göre roman ve hikaye yaygın değildir. Servet Fünun döneminde biliyorsunuz Ahmet Halit Ziya gibi, Mehmet Rauf gibi büyük romancılar var. Teknik ve içerik yönünden oldukça zayıf olan dönemin romanlarında ağır bir dil kullanılmıştır. Hikayecilikte Maupassant tarzı hikayecilik örnek alınmış ve realizm ayrıca nötrlizmden etkilenilmiştir. Cemil Süleyman ve Süleyman Nazif roman ve hikaye alanında ön plana çıkmıştır. Cemil Süleyman'ın ruh çözümlemeleri başarılıdır. Hikayelerinde halktan kişilere yer vermiştir ve milli edebiyat etkisi vardır. Ukde, Temsili Aşk hikayeleri, romanları da Siyah Gözler, İntizam ve Kadın Ruhudur. İzzet Melih'in hikayeleri Hüzün ve Tebessüm, romanı da tezattır. Müfit Ratip, diğer bir Fecrati dönemi yazarı. Mopasant'ın Güzel Dost eserinin çevirisi dönemin en beğenilen eseri olmuştur. Servet Fünun döneminde gerileyen tiyatro 1908'den sonra canlanmıştır. Servet Fünun'a göre daha teknik yönden başarılı olan oyunlarda vatanseverlik temasını işleyenler daha çok beğenilmiştir. Piyeslerde, tiyatrolarda çağdaş tiyatronun öncülerinden olan Ibsen örnek alınmış. Norveçli tiyatrocu Ibsen, Henrik Ibsen ve konuşma dili olarak halk dili tercih edilmiştir. Şahabettin Süleyman, Tahsin Nihat, Müfit Ratip tiyatro türünde eserler vermiştir. En başarılısı bunlardan Müfit Ratip'miş. Bu dönemde öğretici metinlerden eleştiri ön plana çıkmıştır. Bunun nedeni Servet Fünuncularla Genç Kalemler grubunun yaptığı tartışmalarmış. Dönemin ünlü gazetecisi Ahmet Samim'dir. Hilal, Cidal, İtilaf ve Sadai Millet gazetelerini çıkarmıştır. Dönemin öğretici metinleri Malumat-ı Edebiye, Şahabettin Süleyman'ın, Tarih-i Edebiyat Osmaniye, Osmanlı Edebiyat Tarihi de yine Şahabettin Süleyman'ın, Genç Şairlerimiz ve Eserleri de Mehmet Behçet'in. Bu şekilde.